Total istasyonları gün ortasını sunar. Gün ortasından herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gün ortasında bugün iki tane sektöre değineceğiz. Pandemide özellikle etkilenen ve herkesin aslında bir kısmı da olsa yatırımlarını yönlendirdiği, enflasyon tarafındaysa fiyatlarının artışına şahit olduğumuz sektörlerin başında geliyor. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden bir tanesi inşaat, diğeri ise mobilya sektörü. Özellikle 2021 yılını devirdikten sonraki hedefler ve Türkiye'nin aslında ihracat tarafına, aynı zamanda yatırım tarafına katkılarını değerlendireceğiz konuklarımızla. İnşaat sektörünü değerlendireceğimiz konuğumuzsa Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Yılmaz bizlerle birlikte. Hakan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Özlem Hanım. Hakan Bey, hemen öncelikle pandemi diyeceğim. Özellikle pandemiyle birlikte konut sektöründe yön aslında iki farklı durumu işaret etti. Biri zaten bir durgunluk dönemiydi kapanmalarla birlikte, ama sonrasında o kapanmaların açılması ve biriken taleple birlikte konut sektörü hızlı bir canlanma gösterdi. Ve diğer taraftaysa fiyat artışları. Konuşacağımız aslında çokça başlık var. İsterseniz şöyle biraz pandeminin konut tarafına nasıl etkisi oldu sizden dinleyelim. Tabii ki Özlem Hanım. Şimdi geçen sene Mart ayından itibaren Mayıs'la beraber pandemideki artıştan dolayı yasaklar geldi. Daha sonra son 3 senedir bildiğiniz gibi konut sektöründe bir düşüş söz konusu satış miktarlarında. Fakat Haziran ayıyla beraber geçtiğimiz senenin 2020'nin Haziran ayıyla beraber devletimizin verdiği, kamu bankalarının desteklediği kampanyalarla beraber burada faiz oranları 0.69 ve 0.74 oranlarından çekildi. Bu çekilmeyle beraber birikmiş olan talep karşılık buldu ve neticede tüm zamanların satış rekoru kırıldı. Ve 2020 senesini toplam 1.500.000 konut satışıyla tamamladık. Dediğim gibi bu da tüm zamanların rekoru olmuş oldu. Hemen istihdam tarafını da değerlendirelim mi Hakan Bey? Özellikle birçok sektör aslında iş bilen kalifiye elemanlarını maalesef belli başlı sektörlerde kayba uğrattı. Tabii bu tarafta biraz daha bu istihdam tarafını, güçlü bir istihdam tarafını yaratmakta da zorluk çekiyor. Konut sektöründe peki işler nasıl? Özlem Hanım, bu 2020'nin yazındaki yapılan satışlarla beraber rafa kalkmış projelerde raftan indirilmeye başlandı şu anda. Son 3 senedir alınan ruhsat sayılarında oldukça büyük bir düşüş söz konusuydu. Bu satış ivmesi yakalanmasıyla beraber bu raflardaki projeler indirildi ve bunların ruhsat müracaatları yapıldı. Ve bu yaz itibarıyla yeni lansmanlar yapıldı. Ve Eylül ayı, Ekim ayı gibi de bu lansmanlar devam edecek. Bu lansmanların yapılması demek, üretimin artması demek. Konut sektörüne baktığımız zaman 250'den fazla alt iş kolunu beslediğini düşündüğümüzde oldukça önemli bir istihdam sağlamakta Türkiye için. Ve inşaatlarda genelde kalifiye olmayan insanlar da çalıştığı için bunları bu sektörde istihdam etmek daha kolay oluyor. Oldukça büyük bir istihdam artışı sağlıyor Türkiye'ye baktığımız zaman. Evet. Talep ve arz dengesini de ele alıp sonrasında zaten sohbetimizi Hakan Bey sizlerle yine devam edeceğiz. Yabancıların ilgisine kadar, değişen alışkanlıklara kadar biraz şimdi küresel boyutta da aslında talep ve arz dengesinde sıkıntılar var. Ya arzda ya talepte mutlaka, ya da tedarik tarafında özellikle. Biraz sorunlardan bahsedelim isterseniz. Konut sektörünü yakın gelecekte ne gibi sorunlar bekliyor ve bunlarla ilgili çalışmalar nasıl? Şimdi Özlem Hanım, son bir senedir pandemi süreciyle beraber dünyadaki üretim ister istemez kısıldı. Bugün baktığımız zaman bu kısıntıyla beraber oldukça yüksek artışlar
artışları söz konusu dolar ve euro bazında. Avrupa'ya da baktığımızda ve tüm dünyaya baktığımızda bugün alüminyumun 1300 dolarlardan 2400 dolarlara çıkması, yine bakırın keza 6000 dolarlardan 10.000 dolara çıkması, tüm plastik PVC esaslı malzemelerin yine dolar bazında %200, %300 gibi artışlar yakalamasıyla beraber inşaat maliyetleri de ister istemez yukarı yönlü hareket etti. Tabii ki şu anda mevcut devam eden projelerde belli bir aşamaya geldiği için bu gelen fiyat artışlarında tam anlamıyla bir yansıma söz konusu değil. Fakat bu önümüzde çıkacak olan, önümüzdeki günlerde çıkacak olan projelerde bu fiyat yansımalarını daha da net bir biçimde göreceğiz. Oldukça yüksek fiyat artışları olacağını öngörüyoruz biz şu anda. Peki alım gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Çünkü enflasyonun yaratmış olduğu bu fiyat artışları, talebe de bağlı artış gösteren de bir konut sektörüyle karşı karşıyayız. Bir tarafta da aslında yatırım tarafındaki sıkıntı ve kurun gelmiş olduğu, paritelerin gelmiş olduğu nedenden dolayı sürekli ham madde tarafındaki fiyat artışı. Fiyatlar ulaşılabilir, erişilebilir noktada kalması gerekiyor ki sektör ayakta kalsın, canlı kalsın. Siz bunu ilerleyen dönemde büyük bir sıkıntı olarak mı dile getirmek istiyorsunuz? Ya da çünkü hem alım tarafında ciddi bir kayıp var. Bu sadece ülkemizde değil, küresel boyutta da öyle. Aynı zamanda da devamlılığı sürekli gelen bir fiyat artışıyla da karşı karşıya olan yerli vatandaş var. Tabii ki demin de ifade ettiğim gibi bu ham madde artışları tüm dünyada şu anda gerçekleşiyor. Dolar ve euro bazında artıyor. Tabii ki bizde nasıl bir enflasyon oluşuyorsa bu Amerika'da ve Avrupa bölgesinde de bu enflasyon oranını bu sene hissedeceğiz. Fakat tabii Türkiye'de artı bir de dövizin artışı devreye girdiği zaman diğer ülkelere baktığımız zaman bu daha da fazla hissediliyor. Bu gelen zamları dediğim gibi şimdiye kadar gelen zamları bir sektör olarak tam olarak yansıtmadık. Bu önümüzdeki günlerde de bu ham maddelerin geriye çekilmesiyle beraber yani bu süreç böyle devam etmeyecek. Neticede demin ifade ettiğim gibi tüm metaller geriye doğru bir çekilme söz konusu olacak dolar ve euro bazında. Bunlar geriye geldiği zaman fiyatlarda bir geriye geliş söz konusu olabilir. Ama bu dediğim gibi önümüzdeki günler biraz da gösterecek bize. Yani neticede burada alımlar alım gücü düştüğü zaman alımlar ertelenebiliyor. Tekrar belli bir düzen oturduktan sonra bu alımlar tekrar gerçekleşmeye başlıyor. Evet. Kısa zaman evet. İçinde. Hakan Bey, sadece görüntü aslında gelen veriler de bunu destekler nitelikte. Sadece yurttaş, vatandaşların ilgisi değil, konut sektörüne yabancıların da aynı zamanda Türkiye'ye olan ilgisi artmış görünüyor. Hem hangi bölgelere daha çok talep olduğunu, aynı zamanda bunların ilerleyen süreçte de devamlılığını bekliyor musunuz? Tabii ki bekliyorum. Şöyle, geçtiğimiz dönemlerde 1 milyon dolara kadar konut alımlarında vatandaşlık veriliyordu. Bu son 2 senedir 250 bin dolara çekildi. Bu 250 bin dolarla çekilmesiyle beraber vatandaşlık açısından Türkiye'ye yabancı ilgisi oldukça arttı. Bölge olarak baktığımızda da genelde daha ziyade doğaya dönük yerleri tercih ediyor yurt dışındaki yatırımcılar. Özellikle Avrupa tarafına baktığımız zaman onlar daha ziyade sahil kentlerini tercih etmekte. Ege ve Akdeniz'e doğru kayıyorlar. Diğer taraftan Orta Doğu yatırımcılarına baktığımız zaman bunlar daha ziyade işte Yalova, Sapanca, diğer taraftan Trabzon, Rize, Giresun bu tarafları tercih etmeye başladılar. Bir kitle de yine Orta Doğulu, İstanbul'un daha ziyade merkezi bölgelerine, yani alışveriş merkezlerine yakın bölgeleri tercih ediyorlar. Ulaşımın daha kolay olduğu bölgeleri tercih ediyorlar. Yani istekler buna göre sıralanıyor ihtiyaçlar.
Peki istekleri destekleyecek yatırımlar nasıl inşaat sektöründe? Demin de dediğim gibi Özlem Hanım, son 3 seneye baktığımızda konut üreticileri konut üretmekte iştahsızdı. Ve son 3 senede çok projeler hazırlanmadı ve alınan ruhsat sayıları düşmüştü. Şimdi geçen sene yazdaki satışlarla beraber ki o trend şu anda bir nebze devam ediyor. Çünkü Covid döneminde alışkanlıklar değişti. İnsanların yaşama alışkanlıkları, insanlar home office olarak çalıştıkları için birçok kimse evlerinde bir oda eklemek istiyorlar. Bunun için de evini değiştirmek mecburiyetinde. Yani 2+1'de oturan bir vatandaş 3+1'e, 3+1'deki 4+1'e gibi gibi böyle değişiklikler yaşam şekliyle beraber ortaya çıkmaya başladı. Diğer taraftan yine pandemi döneminde yapılan projelerde balkonlar çoğu binalarda kaldırılmıştı. Yeni yapılan binalarda Fransız balkonlar yapılıyordu. Şu anda tekrar balkona dönüş başladı. Geniş balkonlu teraslı evler yapılmaya başlandı. Diğer taraftan bizim de devam ettiğimiz proje Düşler Vadisi Riva yine villalardan oluşuyor. Herkese 100 metrekareden bir dönüme kadar bahçeler veriyoruz. İnsanların ayağı toprağa basabiliyor. Doğaya burada bir dönüş söz konusu. Çünkü pandemi döneminde insanlar evlerde kilitli kaldığı için oldukça sıkıldı. Bu yüzden buradan doğan bir talep de söz konusu. Yani bu önümüzdeki günlerde daha az katlı, yaşanabilir, geniş balkonlu, ayaklarını toprağa basabilecek projelere daha fazla ilgi olacak önümüzdeki günlerde. Evet, ki şu anda başlamış vaziyette. Biz kendimizden örnek vermemiz gerekirse bizim projemizin içinde 1300 adet villa var. Yani toplam 1150 dönüm üzerine kurulu. Burada pandemi döneminde bizim %300 satışımız söz konusu oldu. Normalde seneye açacağımız etabı bu sene içinde açtık satışlarımızın yoğunluğundan dolayı ve bu süreç devam ediyor bu şekilde. Biraz da alışkanlıklarımızın değişmesi eskiye dönük olmuş. Demek ki büyüklerimiz biliyormuş değil mi Hakan Bey bu işi? Yani zamanında o tasarımlar daha estetik, daha işte balkon ve aile yaşamına, ev içindeki yaşama uygun inşa edilirken zaman geçtikçe böyle biraz daha farklı bir model ortaya çıkmıştı. Ama bunu da yıkan maalesef kötü bir gelişme, pandemi tekrar bize eskiye çekti. Daha az katlı evler ve balkonlu, geniş teraslı, aileyle hoş vakit geçirilecek tasarımlar artık tercih edilmeye başlandı. Bir diğer taraftansa arsa tarafında da işler değişti. Yani oraya olan talepler de değişmişti ama belli başlı maliyetler, özellikle üreticinin sırtında taşıdığı maliyetler nedeniyle arsa alıp üzerine ev konut inşa etmek sanki ikinci el konuttan daha masraflı hale geldi. Bu önceden tam tersiydi. Yani arsanızı alıyordunuz, uğraştığınız vesaire, evet bir tarafta manevi bir size yıpratıcı belki bir tarafı oluyordu ama daha uyguna mal ederken şimdi işler biraz daha değişti. Bunun asıl nedeni nedir? Yani üreticinin hala tüketiciye yansıtmadığı maliyetler mi yoksa arsalardaki ciddi fiyat artışları mı? Şimdi Özlem Hanım, İstanbul genelinde konuşmak istersek, özelinde konuşmak gerekirse zaten şu anda üretilecek arsa sayısı oldukça kısıtlı, minimum seviyede. Yani İstanbul'un biraz daha böyle kuzey bölgelerinde kalmış, yani imara açık bölgeler, ormanları kastetmiyorum burada, imara açık bölgelerde bir takım yerler var. Onun haricinde çok böyle üretilecek şehrin merkezi yerlerinde arsalar söz konusu değil. O yüzden neye yönlenmemiz gerekiyor? Önümüzdeki günlerde zaten yaşayacağımız bir deprem var. Bunu bilim adamları sürekli dile getiriyor ve önümüze her seferinde koyuluyor. Ne zamanki bir yerde bir deprem oluyor, biz ancak o zaman depremin olduğunun farkına varıyoruz. Şimdi zaten yeterli sayıda üretilecek arsa olmadığından dolayı acilen kentsel dönüşüme yönlendirilmek gerekiyor. Şu anda da genelde insanlar yerinde dönüşümü ada bazlı değil, parsel bazlı yapıyorlar. Yani
Adamın bir binası var, eski bina, yıkıyor, yerine yenisini yapıyor. Aslında bunları ada bazlı düşünürsek, yani bir araya gelindiğinde, yani yerel otorite, devletimiz bir araya getirildiğinde bu insanlar daha ziyade sosyal donatı alanlarıyla beraber ada bazlı dönüşümler yapıldığı takdirde hem orada yaşanabilecek yeni park alanları, sosyal tesisler vesaire üretip insanların daha konforlu yaşayabilecekleri mekanlar üretilebilir. Ve bunlarla alakalı da demin de dediğim gibi yani arazi üretmek zor, artı deprem gerçeği var. Bir an evvel bu kentsel dönüşümü ada bazlı düşünerek hayata geçirip hızlandırmamız gerekiyor. Türkiye'de öncelikle fiyat artışlarını Hakan Bey İstanbul, Ankara, İzmir şeklinde değerlendiriyorduk değil mi? Sıralama neredeyse uzunca bir yıl şaşmamıştı. Talepler bu yöndeydi. Şimdi fakat bu evden çalışma sistemi biraz daha Ege, Akdeniz bu bölgeleri daha da canlı tutmaya başladı. Fiyat artışlarının hatta orada da daha ciddi bir yükselişte olduğunu kendi nasıl diyelim gözlemlerimizle de fark eder olduk. Bununla birlikte yatırımcıların yönü de değişmiş olabilir mi? Yani biraz daha konut sektörüne yatırım yapan şirketler artık büyük şehirlerden ziyade bu tarz bölgeleri mi tercih etmeye başlıyor? Nasıl bu tarafta yatırım tarafındaki değişimler? Şu anda baktığımız zaman buralarda yani özellikle Ege bölgesindeki projelerde ve Akdeniz bölgesindeki deniz sahil bandındaki projelerde artış sizin de ifade ettiğiniz gibi pandemi döneminde oldukça fazla oldu. Şimdi baktığımız zaman insanlar otelleri dolduruyorlardı ve tatillerini bu şekilde yapıyorlardı. Bugün baktığımız zaman herkes münferit bir villa peşine düştü. Yani villa kiralama yönüne gitti. Bugün Bodrum'da baktığımız zaman kiralar yaklaşık %300, %400 arttı sezonluk kiralar. Çeşme bölgesinde keza aynı. Marmaris bölgesi yine aynı şekilde. Burada insanlar tabii ki bu dönemde yatırım amaçlı olarak oraları düşünüyor. Ama tabii ki bugün için baktığımız zaman otomatikman bu kira fiyatlarındaki artıştan dolayı ev fiyatlarında da %200, %300 artış var. Bu bence bugün için suni bir fiyat artışı. Önümüzdeki günlerde yeni projeler de başlıyor oralarda. Bu fiyatlar biraz daha geri gelecek. Eskinin biraz üstünde kalacak pozisyonu alacak diye düşünüyorum ben. Peki bu fiyat artışlarıyla sizce bu gerçekleşme imkanı var mı? Yani evet fiyat artışları dediğiniz gibi yüksek ancak inşaat sektöründeki zam ve işte diğer enflasyon tarafında düşünecek olursak yani 0-1 inşaat maliyeti şu an ikinci elin çokça üstünde. Yani fiyatların geri gelme olasılığı biraz nasıl olur bilemedim aslında. İlk defa sizden biraz daha ters bir yorum almış oldum Hakan Bey bu konuda. Daha çok fiyatların şöyle, daha çok artacağı yönünde bir beklenti vardı sektörde çünkü. Şimdi şöyle özledim. Bölge olarak baktığımız zaman ben sahil bandından bahsediyorum. Buradaki aşırı kira artışlarından yani insanlar otel yerine dediğim gibi burada villaları tercih ettiği için buralarda fiyatlar oldukça yükseldi. Yükseldiği için de buradaki konut fiyatları da doğru oranlı olarak yükseliyor. Ama şehirlerimize döndüğümüz zaman demin de ifade ettim ham maddelerde dünyada tüm metallerde PVC esaslı malzemelerde yani bütün ham maddelerde dolar bazlı bir artış söz konusu. Evet. Yani 6.000 dolara aldığımız bakır 10.000 dolar olmuş. 1.300 dolara aldığımız alüminyum 2.400 dolar olmuş. Bunlar binalarda kullanılan malzemeler. Bunları alt alta koyduğumuz zaman dolar bazlı bir artış söz konusu. Bunlar geri gelecek mutlaka. Yani fiyat artışları bugün baktığımız zaman evet belli bir oranda oldukça yükselecek. Fakat zaman içinde bunlar da bir geriye gelme söz konusu olacak. Sahil bantlarında da dediğim gibi şu anda sezonluk aylık 25-30 bin TL'ye kiralanan evler maalesef ki 70-80 bin liraya kiralanıyor.
Böyle bir talep olduğu için de insanlar şu anda pandemi döneminde buna talep gösteriyorlar. O yüzden ev fiyatları da bunlara doğru orantılı sahil banklarında artıyor. Ama yarın pandeminin etkisi biraz daha azalınca bu fiyatlar biraz daha aşağı gelecektir yani. Tabii. Yani kiralama tarafında daha çok fiyatların aşağı geleceğini düşünüyorsunuz. Peki Hakan Bey, ben biraz da şöyle demir ve küresel taraftaki bu son Avrupa Birliği, ABD arasındaki gelişmeleri değerlendirmekle devam edelim diyorum. Demir fiyatlarında hem dünyada hem sizin de dediğiniz gibi dolar bazında ciddi bir artış var. Sizin tahmin ve beklentileriniz nasıl demir sektöründe, demir çelik sektöründe? Şimdi şöyle, 3500 dolarla 3500 TL'lerdeydi geçen sene demir fiyatları. Bugün baktığımız zaman 8000 küsürlere gelmişti. Şu anda 7000'lere doğru biraz geriledi. Bu tabii ki dünyadaki arz talep meselesiyle alakalı. Çin'in burada büyük alımları oluyor. Çin biraz yatırımları kıstığı takdirde olduğu gibi metal fiyatları aşağıya gelebiliyor. Bir de bu pandemi döneminde büyük fonlara baktığımız zaman yatırımları Londra Metal Borsası'nda fonlar yatırımlar yaptı. Buradaki metal fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Üretimle alakalı fiyat artışları değil bunlar aslında. Hem ham maddedeki üretim kısıtlaması hem de bu fonların buraya talep göstermesiyle beraber fiyatlar yukarı yönlü hareket etti. Bu önümüzdeki günlerde Eylül-Ekim döneminden sonra geri gelecektir mutlaka tüm metal fiyatları. Evet. Hakan Bey, son olarak da Türkiye'nin iç dinamiklerine göre konut sektörüne talebi şöyle değerlendirecek olursak, bir tarafta yüksek faiz var, bir tarafta hem yüksek kur aynı zamanda oynak bir kur var. Yani gün içinde performansı çok da tahmin etmek artık zorlaşıyor. Ve konut sektöründe şu an benim gözlemlediğim kadarıyla herhangi bir devlet tarafında nasıl diyelim teşvik ya da destek yok gibi yok denecek kadar az. Çünkü talep de canlı. Yani bunlardan kastım mesela bazı zaman dönemlerde gördüğümüz tapu masraflarında yüzdesel indirimler mesela konut sektörünü canlandırırdı. Bir diğer tarafta faiz ya da ötelemeli vadeli krediler biraz daha destekleyici cinstendi. Şu an sektörün konut sektörünü canlandırmak için devletten beklediği bir destek var mı? Buna ihtiyaç var mı? Nasıl yorumlamak lazım? Mutlaka ihtiyaç söz konusu. Dediğim gibi geçen sene Haziran ayında yapılan kampanyalarda kamu bankalarının verdiği büyük bir destekle beraber tüm zamanların satış rekorları kırılmıştı. Bu önümüzdeki günlerde de yine bekleyen bir talep söz konusu vatandaşlarımızda. Onları ev sahibi yapacak şekilde bizler konut üreticileri olarak biraz fedakarlık yaparak, devletimiz de biraz daha fedakarlık yaparak bu faiz oranlarını yani 1.50-1.40'larda olan faiz oranlarını 1'in altına düşürerek yani 0.99'a ki biz bazı firmalar, biz de bu firmaların içindeyiz. Kendi bünyemizde bu faiz oranlarıyla vatandaşımızı konut sahibi yapabiliyoruz. Burada devletimiz de geçen sene el attığı gibi ki bununla alakalı bir takım çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde inşallah gerçekleşir. Faizlerin biraz daha dediğim gibi 1'in altına çekilmesiyle beraber sektör oldukça hareketlenecektir. Evet, mutlaka zaten değil mi? Zaten Eylül ve Ekim'de bizim konut satışları için yeni başlayan bir sezon oluyor genelde. Şirketlerin son olarak stok durumunu da merak ediyorum. Dediğiniz gibi %0,65'li seviyelerdeyken ciddi bir stok erimesi de söz konusu olmuştu. Şu an stoklarda nasıl, bir şişme var mı yoksa o dönem aslında çokça şirketin eli rahatladı mı? O dönemde oldukça yüklü stoklar eridi. Dediğim gibi yani toplamda 1,5 milyon adet konut satıldı 2020 senesinde. Evet. Şimdi baktığımız zaman tabii stok derken stoklar da İstanbul özeline baktığımız zaman belli bölgelerde stok var. Yani Esenyurt tarafına baktığımız zaman burada yüklü bir stok söz konusu. İşte Anadolu yakası özelinde E5 aksında Kartal'a Pendik'e kadar olan bölgede o yol üstünde stok söz konusu.
ilçe bazlı baktığımız zaman birçok ilçede konsolidasyon söz konusu değil. Aksine buralarda kiralık ev bulmak, yeni bina bulmak oldukça zor bir hal aldı. Yani dediğim gibi geçmiş dönemde elde olan mevcut stoklar belli bölgelerde oluşmuş stoklardı. Evet. Ve ki bunların birçoğu da zaten geçtiğimiz dönemdeki 0.69-0.74 faiz bandında satılan, verilen faiz oranlarıyla beraber eridi. Şu anda demin de ifade ettim, rafta olan projeler aşağıya indirildi. Bunların ruhsat müracaatları yapıldı ki bu projeler şimdiye kadar devreye girecekti. Evet. İnsanların yaşama alışkanlıklarından dolayı olan değişimlerle beraber bu projelerde revizyonlar yapılıyor. İşte dediğim gibi balkonlar genişletiliyor, teraslar çıkartılıyor. Projeler yeniden elden geçiriliyor. Onlar da işte bu önümüzdeki Eylül-Ekim ayından sonra piyasaya sunulmuş olacak. Evet, Hakan Bey teşekkür ediyorum değerli yorum ve katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz'ı uğurluyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra mobilya sektörünü değerlendireceğiz. Sayın Nuri Gürcan'la birlikte. Evet efendim, gün ortasına devam ediyoruz. Mobilya sektörünü değerlendireceğiz. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Nuri Gürcan'la birlikte. Nuri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Özlem Hanım. Teşekkür ederiz Nuri Bey. Sizinle de öncelikle şöyle pandemi dönemindeki yön değiştiren mobilya sektörünü değerlendirelim. Öyle başlayalım. Sonrasındaysa istihdam ve değişen tasarımlar daha çok konuşuluyor değil mi? Evet. Buyurun efendim. Pandemi döneminde özellikle mobilya sektöründeki canlılık, dinamiklik, 2021'in de zaten ortasına geldik ama gidişat nasıl? Valla pandemi döneminde çok zor bir dönem, bir 3 aylık bir dönem geçirdik aslında. Ondan sonra sektör biraz daha rahatladı. Bazı kesimler stoğa çalıştı. Bazı arkadaşlarımız yurt dışı ihracatla ilgili ciddi kanalları vardı, ciddi çalışmaları vardı. 2020 yılını aslında kayıpsız olarak hem iç piyasada hem de ihracatta rahat kapattık. 2021 yılında ise şu anda ihracattaki verilerimiz ciddi anlamda olumlu görünüyor. Fakat olumsuz olan taraflarımız da var, onları da konuşmak lazım. Biliyorsunuz Türkiye'de Avrupa'nın en büyük MDF ve Tunta üretimi yapan bir ülkeyiz. Dünyada da aslında bakıldığında ikinci konumdayız. Fakat şu anda sektör malzeme konusunda çok ciddi sıkıntılar çekmekte. Bunları konuşursak aslında sektör iç piyasada şu anda düğünlerin başlamasıyla birlikte ciddi bir hareket ve dinamizm yakaladı. Bu biraz daha pandeminin tamamen rahatlamasıyla bu ayın sonu itibariyle çok daha hızlı olacak. Bugün bakıldığın zaman sektörde firmalar artık termin sürelerini biraz uzatmak durumunda kaldılar. Çünkü yetişmiyor şu anda yapılan ürünler, teslimatlar. 45 gün gibi bir teslimat süresi şu anda 90 gün veya 120 günlere kadar çıktı. Bu da aslında bakıldığında sektörün için sevindirici diyebiliriz bu konuyla ilgili. İhracatla ilgili isterseniz kısa bir bir şeyler söylemek isterim size. Lütfen Nuri Bey, buyurun. Son 10 yıldır sektör aslında bakıldığında ihracatta %10 veya %15 bir büyüme yakalıyordu. 2020 yılını ise 3.5 milyar dolarla kapattık. Şu anda ilk 5 aydaki verilerimiz önceki yılın 5 ayına göre 1 milyar 201 milyon olan ihracatımızı şu anda 1 milyar 631 milyon yani %35 bir artış sağlayarak kapattık. Bu da aslında sektör anlamında hem de katma değerli ürün olarak yurt dışına satmamız açısından çok önemli diye düşünüyorum. Bu konuyla alakalı
burada dikkat edilmesi gereken şey var. Şu anda hakikaten üretim durma noktasına geliyor. Ciddi anlamda malzeme sıkıntısı çekiyoruz bugün bakıldığında. Biraz önce bahsettim MDF Sunta ile alakalı. Ara muamillerimiz var, cam var, ayna var, metaller var. Bu konuyla ilgili hakikaten ürünler fabrikamızda bu ürünleri tedarik edemediğimiz için müşterimize teslim edemeyecek durumdayız. Bunlarla ilgili aslında ciddi önlemlerin alınması gerekiyor bu konularla alakalı. Biliyorsunuz MDF Sunta'da sektör olarak bir kayıt altına alındı ama Ekonomi Bakanlığı tarafından şu anda aslında hiç değişen bir durum yok diyebilirim. Hı hı. Yılbaşından itibaren %50-%55'e yakın bir MDF ve Sunta'ya zam gelmesine rağmen halen emin olun %30-%40 fabrika fiyatlarının üzerinde kara borsadan ürün tedarik etmekte sektör. Bununla ilgili de çok ciddi önlemlerin alınması gerekir diye söyleyebilirim. Aslında şu an için belli ki Nuri Bey, sektörün önceliklendirmesi gereken belli başlı konular arasında hem tedarik sıkıntısı ve bu özellikle ileriye dönük ihracatı da destekleyecek sıkıntıları biraz daha, değil mi, minimum seviyeye getirmek. Peki çalışmalar neler? Beklentiler neler aslında? Buradaki sıkıntıları gidermek önümüzde ne kadar bir vadeye aslında işaret ediyor? Vallahi bizim ham madde üreticileriyle ciddi anlamda hem bireysel olarak hem federasyon olarak hem de bakanlık düzeyinde bir sürü toplantılar yaptık. İç piyasaya ürün vermekte firmaların vermek istemiyorlardı. Çünkü yurt dışı fiyatlar herhalde Türkiye'ye göre daha rakamları fazlaydı. Bununla ilgili de ihracatlarına bakıldığında %70'lere yakın bir önceki yıla göre ihracatlarının arttığını gördük. Tabii bizler de ülkemizi seven insanlar olarak da ihracat yapmanın önemini biliyoruz ama biz diyoruz ki ham madde satana kadar biz bunu katma değerli ürün haline getirip yurt dışına satmanın çok daha faydalı olduğunu söylemeye çalışıyoruz açıkçası. Burada ciddi anlamda biliyorsunuz mobilya sektörü istihdam sağlayan bir sektör. 250 bin kişi direkt çalışan, 500 bin de dolaylı çalışanımız var. Bu işsizlik döneminde de en azından ülkemize artı bir katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz. Bununla ilgili de aslında bütün müracaatlarımızı gerekli her mevkiyle görüştük. Fakat hakikaten çözülemedi enteresan bir şekilde. 10'uncaya kadar bunun çözüleceğiyle ilgili bir zaman dilimi vardı ama bu gidişatta da bunun bu tarihlere de çözülemeyeceği açıkar ortada diyebilirim. Peki efendim, bu 1 Temmuz'da şimdi tekrar tedbirler kalkıyor. Tam normalleşmeyi aslında uzunca bir süreden sonra yaşayacağız inşallah. Buradan beklentiler nedir? Yani 1 Temmuz'un gelmesiyle birlikte sektörde canlanma bekliyor musunuz? Bir diğer tarafta da çünkü işte evlilikler, inşaat sektörüne olan, konut sektörüne daha doğrusu olan talep, yeni ev alımları, bunlar biraz daha sanki mobilya sektörünü ayakta tutacak, canlı tutacak gelişmeler gibi. Evet, bilindiği gibi işte 2020 yılında da aslında sektörü ayakta tutan toplu olarak stok dairelerin tükenmesiydi. O dönemde de ciddi bir kampanya yapılmıştı finans anlamında. Onunla birlikte sektör çok canlı ve dinamik durmuştu. Şu anda aslında ciddi anlamda evlilik ve düğün var. 1 milyon aşağı yukarı düğün olacağı ile ilgili bir duyumlar alıyoruz. Bugün bakıldığında ciddi anlamda aslında sektör iç piyasada hareketli. Fakat sektörün çalışması lazım. Makinelerin durmaması lazım. 24 saat çalışmamız lazım ama işte biraz önceki konuştuğumuz bu sorunları açar ise hakikaten mobilya sektörünün önü çok açık. Bugün bakıldığında biliyorsunuz yaz mevsimi, artık yazlıklar biraz daha revaçta olmaya başladı. Artık kişiler bu pandemiden dolayı yaşam tarzları çok değişti. Daha çok evde vakit geçiriyorlar. İşte evlerde home office'ler de yapılıyor biliyorsunuz.
Bunlarla alakalı aslında sektör ciddi anlamda hareketli diyebilirim iç piyasayla ilgili. Yurt dışında da çok ciddi talepler var ülkemiz genelinde bakıldığında. Hem rakamlar bazında olsun hem de coğrafi anlamda dünyanın merkezinde olmamız özellikle Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Asya bu bölgelerden ciddi talepler var. Burada da tabii dikkate çıkan, öne çıkan genelde markalı ürünler çok öne çıkıyor. Çünkü bugün bakıldığınız zaman yurt dışında da ciddi anlamda şube açılışlar oluyor bugün bakıldığında. Çünkü direkt müşteriye hizmet ettiğiniz zaman yurt dışında da bunun artılarını da burada görmüş oluyoruz diyebilirim. Evet, aslında dediğiniz gibi şimdi mobilya sektörü önceden büyük şehirlerde işte konutlarda daha çok ön plana çıkıyordu. Şimdi yazlık bölgelerdeki o taleple birlikte değişen alışkanlıkların da sektöre etkisi var. Peki bu değişen pazarda mobilya sektöründeki yatırımlarda bölge değiştirmeye başladı mı? Yani mağaza açılışları vesaire bunlarda özellikle yeni bölgelere olan taleple birlikte değişim gösterdi mi Nuri Bey? Evet, tabii ki ilgi odağımızda özellikle son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri Türk mobilyacısının çok ilgi odağında. Biliyorsunuz daha önceki ekonomi bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi bakanı geldiğinde şimdi yine 100 milyar dolarlık ihracat konuşuluyor. Bu 5 sektörden bir tanesi de mobilyaydı aslında burada. Şu anda mobilyacılar biraz dersine çalışıyor. Amerika Birleşik Devleti ile ilgili çok çünkü büyük bir potansiyel ve çok büyük bir tüketim var bu bölgelerde. Tabii bu biraz zaman alacak çünkü coğrafi olarak bakımında çok uzak durumdayız ama Türkiye özellikle uçakla 3 saatlik uçuş mesafesinde olan bölgeler işte Avrupa olsun, Orta Asya olsun, Türkiye Cumhuriyeti olsun. Buralarda zaten tartışmasız bir mobilya hakimiyeti elimize geçti diyebiliriz Türk mobilyası olarak. İnanın her ülkede bir sürü markamızın orada en azından mağazalarını görüyoruz, tabelalarını görüyoruz. Bu da bakıldığı zaman Türk mobilyası için çok gurur verici. İnanın önümüz açık aslında ama evet. Biraz önceki konu, çok hızlı bir şekilde eğer halledebilirsek, ham maddenin öneminin çok iyi bilirsek, ham maddemizi katma değerli olarak yurt dışına satmak bu çok önemlidir. Direkt ham madde olarak satmak değil de emin olun bunu Türk malının biliyorsunuz menşeini ve değerini ortaya çıkarabilmeniz için bugün bakıldığında Türk'ün malı çok önemli. Yerli malı haftası kutlanırdı. Bana göre artık bunların değeri daha çok ortaya çıkacak. Bunlara biraz daha çok hem hükümet düzeyinde hem de sektör olarak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Nuri Bey, az önce de demiştik yani düğün mevsimi, işte yeni talepler, yeni evlenecekler. Bunlara ne önermek lazım ve bir diğer tarafta da gözlemleriniz, fiyat artışlarını nasıl karşılıyorlar? Aslında bir sürprizle karşılaşıyorlar ilk geldiklerinde. Tabii ki baktıklarında bütçeleri yetmeyebiliyor. Fakat bugün bakıldığında, bugün yılbaşından itibaren emin olun mobilyaya ham maddeye gelen zam kadar zam yapılmadı. Bugün bakıldığında %25'ler düzeyinde bir fiyat artışı oldu diyebilirim genel anlamda bazı istisnalar hariç. Fakat ham maddemize gelen oranları söylemiş olsak size eminim bunun yanında çok daha çok yukarılarda örnek vereceğim bir sünger ham maddesine koltukta kullandığımız %160 bugün MDF suntaya %60-65 cam olsun metal olsun bunlara bak gelen zamlar %80'lerde. Bu bakıldığı zaman hem TL bazında hem de yurt dışından temin ettiğimiz dolar bazında da zam var. Bugün %70 TL bazında, %25, %30 da dolar bazında zam var. Biz sektör olarak aslında bunları henüz uygulamadık.
mümkün olduğunca stoğumuzdaki eski ürünlerimiz, mağazalarımızdaki, depolarımızdaki stok ürünlerimizi satıyoruz. Ama birkaç aya kadar kalmaz. Bu oranlar biraz daha yukarılara çekmek zorunda kalacağız. Onun için bence ihtiyacı olanın çok hızlı hareket edip biraz da zamanlamaya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü termin süreleri biraz uzadı. Düğünlerde çünkü çok uzadığı için herkes çok kısa sürede yapıp ürününü almak istiyor. Bununla ilgili sıkıntılar belki baş gösterebilir önümüzdeki günlerde. Bunlara dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Nuri Bey, peki bu ihracat tarafında belli başlı ülkelerde de sorunlar yaşanıyor. Hem tedarik tarafında hem de talep konusundaki azalmalar aslında. O yüzden merak da ediliyor. İhracat tarafında önemli bölgelerde değişimler var mı? Ya da hangi ülkeler daha çok yoğunlukla talebini arttırdı, değişimler oldu? Aslında tüm ülkelerde bir talep patlaması var diyebilirim. Bugün bakıldığında bizlerin gelen siparişlere yetişememe gibi bir durumumuz var. Yeni gelen siparişleri aslında tedarik edemeyeceğimiz için daha uzun vadeli veya almıyoruz. Başka arkadaşlarımıza bu siparişleri yönlendirme durumumuz oluyor. Bugün bakıldığında siparişlerle ilgili bir sorun yok. Sadece en büyük kaygımız şu, zamanında ve aldığımız siparişleri nasıl yetiştireceğiz? Burada da aslında kendimize çok güveniyoruz ama ham maddedeki ve yarı mamuldeki sıkıntılar var burada. Sıkıntıları göz ardı edemiyoruz. Bununla ilgili de sektör, yurt dışından nasıl bu ham maddeye ulaşabiliriz veya bu malzemelere ulaşabiliriz, bunun sıkıntısını çekiyor diyebilirim. Şu anda eğer malzemeye ulaşırsak sektör 24 saat çalışmaya hazır. Peki efendim, İtalya gibi işte modanın da biraz tabii takip ettiği ülkeler var mesela. Türkiye mesela sıralama yapacak olursak kaçıncı, ya da burada çünkü tasarımlara ben de böyle bazen tabii ki dahil olup görebiliyorum. Çok da güzel tasarımlar söz konusu, Türk tasarımları. O yüzden burada bir nasıl diyelim, bir ilerleme kaydedebildik mi Türkiye olarak, ya da tanıtımlarımızı, daha doğrusu tasarımlarımızı doğru tanıtabiliyor muyuz? Evet, bununla ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bugün ihracatta kilogramla ölçülüyor biliyorsunuz mobilya veya diğer mamuller. Şimdi Türkiye'de genelde mobilya 3 dolarlar civarında seyrediyor kilograma. Sektörde aslında bakıldığında bizim Türkiye genelinde işte Bursa İnegöl olsun, Kayseri olsun, Ankara olsun ve İstanbul olsun, böyle genelde farklı kesimlerde toplanmış vaziyetteler. Bugün Kayseri'ye bakıldığı zaman kilogramı daha düşük ama çok hızlı üretim yapan bir tesisler mevcut. Bizler İstanbul olarak, Mossad sanayi iş adamları olarak biz katma değeri yüksek ürün üretiyoruz. Genelde el işçiliği, handmade yani ürünler yapıyoruz. Burada bakıldığınız zaman en büyük rakibimiz bizim İtalyanlar. İtalyanlarla hem tasarım anlamında hem kalite anlamında ciddi bir çekişme içerisindeyiz. Bizim girdiğimiz her ihaleyi Türk firmaları kazanıyor bu anlamda. Bunun da sebebi nedir? Rakamsal boyutta. Kalitemiz çok yakın ama fiyatlarımız çok uygun. Bu anlamda artı bir kazanç elde ediyoruz diyebilirim. Bugün sadece markaya, özellikle marka isteyen bazı ülkeler var. Özellikle Rusya cumhuriyetlerinde. Bu anlamda biraz daha İtalyanlar ön plana çıkıyor ama bizim her girdiğimiz pazarda onlarla ciddi rekabet içerisindeyiz ve rekabeti Türk firmaları kazanıyor diyebilirim. Evet. Bunu biraz daha yukarılara çıkartmamız lazım. Önemli olan nedir? 10 dolara sattığımız ürünü nasıl 15 dolara satabiliriz mi kaygısına erişmemiz gerekiyor. Çünkü hakikaten yaptığımız işler, emin olun, dünyada artık takdirle karşılanıyor diyebilirim. Peki efendim, şöyle biraz da bu tanıtımları destekleyen fuarlar, özellikle hem Türkiye'de çok önemli fuarlara şahit oluyorduk, bir diğer tarafta da yurt dışındaki fuarlarda ön plana çıkıyordu. Pandemiyle askıya alınan bu fuarların aslında sektörde çok önemli bir yeri var.
hem ürün tanıtımı hem de ürünü pazarlama konusunda. Dünyada, yurt dışında işler nasıl gidiyor? Fuarlar başladı mı, davetler ya da yurt içinde yakın gelecekte fuarlar var mı mobilya sektöründe düzenlenmesi planlanan? Evet, dünyada aslında bu pandemiyle birlikte bütün fuarlar ertelendi. Yine dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi İtalya'da oluyordu. Bu da 2 yıldır yapılamıyor. Türkiye'de de biliyorsunuz ülkemizde de ciddi fuarlar yapılıyordu. Şu anda biz 14 tane derneğimizle birlikte Türk Mobilyacılar bir federasyonumuz var, MOSFET. Federasyon çatısı altında bir fuar firması kurduk biz. MOS Fuarcılık adı altında. Artık Türk Mobilyacısı kendi fuarını kendisi yapacak. Bu sene bizim fuarımız da tamamen satıldı. 115 bin metrekare. Hem FIAP fuar merkezinde aynı anda hem de Yeşilköy'deki fuar merkezinde aynı anda yapılacak. Şu andaki en son tarihimiz 22 Ocak. Ocak ayının son haftası yapılacak. Şu anda da tamamen yerlerimiz dolmuş vaziyette. Bu sene aslında ciddi anlamda fuarla ilgili bir beklentimiz var. Belki dünyadaki ilk fuarlardan bir tanesini Türkiye yapacak diyebilirim pandemi sonrasında. Genelde İtalya'daki fuar Nisan ayında oluyor. Ufak ufak fuarlar oluyor. Genelde Çin ağırlıklı. En son Amerika'da bir fuar vardı, HiPoint. Fakat biz Türk mobilyacı olarak bugün bakıldığı zaman herkes bu fuarı bekliyor diyebilirim. Herkes çok ciddi anlamda bir zaman olduğu için hazırlık yaptı sektör olarak. Yurt dışından da bu fuara ciddi talepler var şu anda gelmeyle alakalı. İnşallah önümüzdeki günler bu fuarla birlikte çok daha sektör daha iyiye gidecek. Bu kısa süre içerisinde mobilya sektörü hakikaten gerçek markasına, gerçek kalitesine ve hak ettiği yere ulaşacağını düşünüyorum. Nuri Bey, şimdi fuarlar destekleyici gelişmelerden bir tanesidir dedik ama bir diğer tarafta da yurt içindeki bu devlet tarafından sağlanan KDV, ÖTV indirimleri de mobilya sektörünü ciddi anlamda ayakta tutuyor. Beklentiler ve özellikle önümüzdeki süreçte gelebilecek bu tarz indirimler var mı? Aslında mobilya 2020 yılının ilk iş günü, yani Ocak ayının birinde mobilya sektörünün KDV'nin %8 kalıcı olmasıyla ilgili müjdeli bir haber almıştık. Bu da aslında bakın sektörün çok uzun yıllar mücadele ettiği bir tekstil gibi ana iş kollarından biri olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve bence bu KDV indiriminden sonra zaten sektör kendisini kanıtladı diyebilirim şu anlamda. İş gücü anlamında olsun, getirilen destekler olsun. Şu anda aslında desteği hiç kimse reddedemez. Fakat bizim en büyük talebimiz ve isteğimiz şudur. Emin olun, üretimin önünün açılabilmesi, bu yaşanılan malzeme sorunları, ham madde sorunlarının ortadan kalkması, sektör olarak da gerekli dönemlerde tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de aslında bir takım hukuksal anlamda olsun, ticari anlamda olsun zaman zaman bunlardan faydalanıyoruz. Ama şu anda tabii ki en önemli şey daha ucuz bir paraya ulaşabilmek. Bu anlamda da önümüzdeki biraz önce de konuştuğumuz gibi inşaat sektöründeki beklenti gibi bizim de mobilyacılar olarak da artık biraz daha düşük faizlerle paraya ulaşabilirsek bizden de yatırımları biraz daha fazla çoğalabilir ve istihdam sayılarımızı da çoğaltabiliriz diyebilirim. Nuri Bey, biraz da şirketlerin karşılaştığı sorunlar, bu fonlama maliyetleri, stok devir hızındaki değişimler. Pandemiyle birlikte aslında burada ciddi bir yük işveren tarafında yoğunlaşmaya başladı. O yüzden de bankacılık sisteminden, finans sektöründen beklentiler de yükseldi. Bunlar yeniden yapılandırma, vadelerin uzatımı gibi sağlanması söz konusu muhtemel desteklerdi. Hem pandemi döneminde hem de bundan sonraki dönemde hem sektörün beklentisi hem de finans dünyasının bu sektöre vermiş olduğu desteği konuşacak olursak neleri dile getirirsiniz? Evet, öncelikle finans anlamında hakikaten
ciddi anlamda sıkıntılar çekiliyor. Bu pandemiyle birlikte çok firma çok zor durumda kaldı. Tabii ki ihracat yapan firmalarımız genelde biraz daha rahatlar bu konuda. Fakat bugün bakıldığında faiz oranları çok ciddi yüksek. Bunlarla ilgili ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Bugün bakılıyorsunuz en önemli şey hem TL bazında ciddi anlamda fiyatlar artıyor hem dolar bazında artıyor. Bunlar aslında bakıldığında sanayicinin, imalatçının bunu hakikaten karşılayacak gücü yok. Bu anlamda finansa ulaşım çok zor faiz oranlarından dolayı. Bunlarla alakalı yapılan yardımlar var ama bunlar hakikaten çok ufak devede kulak diyebiliriz. Bunları biraz daha kapsamlı hale getirilebilir. Bugün bakıldığında Exim kredisi sektörümüz kullanıyor. Kullanıyor ama burada da biraz daha işte vadeleri çok kısaydı, biraz uzattılar ama biraz daha bu işin ele alınıp vadelerin uzatılması ve biraz daha meblağların daha yukarılara çekilmesi uygundur diyebilirim. Nuri Bey çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Nuri Gürcan da bizlerle birlikteydi. Mobilya sektörünü değerlendirdik. Böylece gün ortasını burada noktalıyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra EkoTürk izlemeye devam edin. Total istasyonları gün ortasını sundu.